الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Selamın dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesinin ikinci günü, yani cuma gecesi, cumartesi sabahı andık, bugün de pazar sabahı ve Fransa'da sizlerle birlikte sabah namazında gençlerimizle birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı inşallah anacağız. Onun şefaatine nail olmak için salavatlarla, dualarla sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı anmaya ve anlamaya çalışacağız inşallah. Alemlere rahmet olarak gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet peygamberi, merhamet peygamberi, şefkat peygamberi diyoruz ya, işte bunu Rabbimizin bu ayeti kerimesine istinaden söylüyoruz. O bütün insanlığa iyilik getirdi, güzellikleri getirdi. Rahmet anlayışını, merhamet anlayışını getirdi. Karanlıkları, karanlıklardan insanları aydınlığa çıkarmak için indirilen kitap olan Kur'an-ı Kerim ile bütün insanlığı aydınlattı. Seni en güzel bir şekilde yerine getirdi. İnsanları cehaletin dibine kadar batmış olan insanları o bataklıktan kurtarmak için büyük mücadeleler verdi. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa kazandırdığı o muazzam değerleri, ilkeleri biz bugün hem yaşamak hem de
insanlara tebliğ etmek, insanları o güzelliklere, o kazanımlara davet etmek için varız. Camilerimiz onun için var. Mescitlerimiz onun için var. Kur'an-ı Kerim'in okutulduğu yerler, Kur'an ilimlerinin anlaşılmaya çalışıldığı yerler onun için var. Biz bugün bu camide bunun için bir aradayız. Hem ibadet yapmak, ibadetin en büyük kulluk vazifesi olduğunu, namaz kılmanın İslam'ın en önemli kulluk vazifesi olarak insanlardan istediği bir ibadet olduğunu hem anlayarak, idrak ederek, yaşayarak göstermek bizim en önemli vazifelerimizden birisi. Es-salatu imadüddin buyurdu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz. Yani namaz dinin direğidir. Rabbimiz buyurdu ki inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Bütün kötülüklerden alıkoyar. Bundan anlıyoruz ki namaz bir otokontrol vazifesi yapıyor insanda. Namaz kılan insan abdestiyle, niyetiyle namaza durduğunda Rabbinin huzuruna durmuş oluyor. Ve söz veriyor, bazı şeylere söz veriyor. Ne diyor namaz kılan insan? Biraz önce biz hep birlikte Fatiha'yı okuduk değil mi? Fatiha. Ne diyoruz Fatiha'da? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Allah'ım ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Ne muhteşem bir ibadet değil mi namaz? O yüzden namaz dinin direğidir buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Bizim diri kalmamızın, ruhen diri kalmamızın, hatta bedenen de diri kalmamızın en önemli unsurlarından birisidir namaz. Cenab-ı Hak onun şefaatini hepimize nail eylesin. Onun yolundan bizleri ayırmasın. Fatiha suresinde Rabbimizden istediğimiz ihtina sırat-ı müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Duamızı kabul eylesin inşallah. Bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Neslimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah camilerimiz cemaatsiz kalmaz, gençsiz kalmaz. Çocuklarımız ile şenlensin camilerimiz. 28 sene önce ben ilk defa Fransa'ya, Paris'e gelmiş idim. O günden bugüne bakıyorum, hakikaten camilerimizin sayısı artmış, cemaatimiz artmış, gençlerimiz, çocuklarımız camilerde temel dini bilgilerini öğreniyorlar, Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Camilerimiz bizim yuvamız gibi olmuş.